Size bir şey itiraf edeceğim. Kızgın ve ciddi biri değilim. Sadece kaş... Sinirlendim şu an. Ya da bana aşıksanız bunu direkt söyleyin. Beceremedim. Selam ve günaydın, iyi akşamlar. Ne zaman izliyorsanız beni. Yeni uyandım sayılır. Susun. Havalansın diye odayı açtık, herkes konuşuyor ya. Üf. Bayağı oldu kamerayı elime almayalı. Bugün de bir günlük vlog çekeyim dedim. Kamerayı elime alıp tutuyorum çünkü şu an elimde. Of ya. Bir dakika, ne karar vereyim, ne söyleyeceğim ben. Evet, ne yapıyoruz sizleri? Okula götürüyorum. Takılıyoruz ve... Alo. İnsanlar vlog çekiyor olabilir. Saygılı olun. Ne diyordum? Sizi bugün Duman konserine götüreceğim arkadaşlar. Bugün kahvaltı olarak tost yiyebiliriz. Bir de okulda uzun kalacağım için soğuk sandviç yapalım. Soğuk sandviç. Aa, ilk defa böyle bir şey diyorum. Şu tostun güzelliğine bakın. Çıtırtılarını duymak ister misiniz? Çok iyi değil mi? Friends eşliğinde ben tostumu yiyorum. Görüşürüz sizinle. By the way, ama göz altları niye bu kadar mor? Komik bile değildim. Neyse. Size bir şey itiraf edeceğim. Tost ve sandviç hazırlarken böyle özenli özenli dizdim ya malzemeleri. İşte o videoya özel değildi. Ben öyle bir manyağım. Bilmiyorum. Çok daha iyi hissettiriyor onları düzgün çizmek. Çünkü yerken her yerden aynı eşit tadı alıyorsunuz falan. Evet, böyle çılgınlıklar hayatımıza renk katıyor. Böyle bir bilgi işte. Bununla ne yaparsanız yapın. Kaşlarımı böyle yukarı doğru tarıyorum. Mesela kalınlaşıyor zaten otomatik olarak böyle işte taradığım için. Şu an bayağı mesela kaşlarımı boyamışım gibi görünüyor. Bence bu kaş tarama olayı beni çok ciddi ve kızgın gösteriyor sürekli. Ya benimle konuşmaya korkmayın. Kızgın ve ciddi biri değilim. Sadece kaş... Üst komşum halı silkeledi. Sinirlendim şu an. Whatever, what I tell you. İşte öyle, evet. Ama çok güzel hissettiriyor ya. Öyle. Şu an değil mesela. Şu an kamerada
kaşlarıma siyah oje sürmüşüm gibi görünüyor. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. İki Reels'ım bayağı beğenildi. Bayağı izlendi. 1 milyon olmasını bekliyorum. Ama yorumlar, Allah'ım, beni öldürüyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle hayatsız insanların olması üzüyor. Ne olur size olmasın artık. Neyse ki eleştiriye açık bir insanım ve böyle saçma şeylere takılan biri değilim. Ama yani şeyleri düşünüyorum, daha çok takipçisi olan insanları. Günde milyonlarca böyle yorum alan insanları. Üzücü ya. Yani onlar adına değil. Bu yorumları yapanlar adına. Çok üzücü. Yorumlarda böyle bir sürü insan var. Beni tanımıyorsun. Görmüşsün keşfetten. Gelmişsin. Hoşuna gitmemiş video. Ama yani alakasız sebeplerden tabii ki hoşuna gitmez. Sonra üşenmemişsin. Uzun yorumunu yapmışsın. Sonra ben de cevap vermişim. Sonra tabii şaşırdığın için oraya yorum atıp havaya gideceğini sanıyor insanlar herhalde. Cevap verince yorumu siliyorlar. Şekerim, niye siliyorsun? Kalsın orada, tartışalım. Görüşlerimizi paylaşalım. Ya da bana aşıksanız bunu direkt söyleyin. Öyle yorumlarda cilveleşmeye gerek yok. Yapmayın yani öyle şeyler. Yazık hayatınıza. Biraz farklı şekilde gelişin. Yani eğlenmek istiyorsanız gidin o Instagram Reels yorumlarımı okuyun. Instagram ecrin serbest. Buraya mı yazayım? Şuralara. Hazırsanız çıkalım mı arkadaşlar? Çok güzelsin. Makyaj yapalım Esra'ya. Sihirli makyaj. Bir şey itiraf edeceğim. Gel senin yanında itiraf edeyim. Bu videodaki ikinci itiraf olacak. Tamam. Arkadaşlar ben çok yakın. Tight'ımı ters giymişim. Hep bunu okula geleceğim. İşte inovasyon. Hiç şey değil. Evet. Hiçbir yeni far moda görünmüyordu ama şöyle hani şöyle bir lastiğine... Kodla da ters giyiyorlar ya artık. Evet. Lastiğini düzeltirken bir baktım. Etiket önde. Sonra tuvalete gittim değiştirmek için. Sonra bütün bağcıklarım ıslandı falan. Öyle felaketlendi. Az. Bu da geçti. Aa, çıktılar. Günlük hadi. Çok kısa olmayacak mı? Duman konserine gideceğim. Onun için o yüzden. Çok söyle. Ama burada söyleyemem. Tamam. Çok güzel. Emirhan partinin duyurusunu yapabilirsin. Emirhan çünkü benim gelmemi istemiyor. İstemiyor. Hiç demiyor. Ecrin gelir misin demiyor. Hop. Emirhan'ı alalım. Dersten çıktım, eve geldim. Saçımı falan yıkadım. Şimdi bir şeyler yiyip hazırlanmaya başlayacağım. A101 kapıdanan indirimde işte şöyle bir pizza aldım. Bir tanesi çok rahat doyurur beni diye düşünüyorum. İşte o küçük pizzalar var ya, iki tane mini pizzaya denk geliyor. İki tane mini pizza da beni doyuruyor kolayla falan. Bunu yapalım şimdi. Pizza. Şey diyeceğim, bayağı bol malzemeli ve güzel görünüyor. Ambalajında diyordu ki buzlarını eritmeden atın fırına ama yani her yerde buz oldu şimdi. Yeter. Of. Sinirim bozuldu. Pizza yorumlamak için döndüm geri. Hamuru bayağı bir kalın ama çözülmeden pişirdim ya. Ondan böyle bayağı yumuş yumuş oldu. Kenarlarında malzeme yok ama kenarları yenilebiliyor. 10 üzerinden 5 veririm tadına. Ama yani çok doyurucu. Çünkü bu kalın ya böyle. Hamur hamur, malzemelerin tadı da geliyor. Doyarsınız. Zevkten 4 köşe olmazsınız. Öyle bir pizza. 15 liraya almıştım ben. Öğrenci bütçesi düşünüldüğünde evet, pizza yemiş oluyoruz. Aynı anda işte sosisi, salamı, sucuğu falan var üstünde. Karbonhidrat, cheese. Arkadaşlar, Turul beni çok acele ettirdiği için
Size son lookumu gösteremedim ama bir daha da göremeyeceksiniz zaten. Karanlık olacak konserde. Gel. Çok garip. Ne? Hello. Bilmiyorum, alışkın evet. Değilim. Benim de buna alışmam lazım. Yani, Tuğrul biraz çok hızlı gitmek istediği için 3,5 saat önceden gidiyoruz konsere. Ya, sohbet eder dertleşiriz biraz işte konsere evet, kadar. Evet evet. Duyarsak birbirimize çok iyi bir şey oldu ringde. Evet. Duman konserine gidiyoruz arkadaşlar. Siz de geliyorsunuz. Bu da Tuğrul. Merhaba. Bir şey demek ister misin Tuğrul? Hmm, çekmiyorum ki, çeneni çekiyorum. Ne diyeceksin? Sen tut de. Şöyle bir saniye. Boy farkımızı göster. Neyse, bu akşam inşallah güzel eğleniriz. Benim de YouTube kanalım var. Reklamını yapıyorum hemen. Evet, aşağıya etiketletiyorum. Şuraya bir yere koyalım YouTube kanalında yapabilirsek onu. Yemek yapıyorum. İzlemeye gelin. Buraya dokunuyor değil mi? Oraya. Oraya dokunuyor. Aynen, buraya dokunuyor. Yakın, böyle yakına gelip şöyle yapsak. Sen yoksun. Yoksun yanımda. 10 tane çektim yanlışlıkla. Beceremedim. Zoom geri zoom yaptım kendime. Ne? Ne kadar oldu bekleyeli biz? Ne kadar oldu biliyor musun? Bir dakika, şu Skyview'tu saate bakıyorum. Benimki? Evet. Neredeyse bir saat. Bir saatte kaç metre geldik? Çok az. Birkaç adım falan ilerledik. Olduğumuz sıranın 7'de 1'ini falan geldik. Yani biz şu an bir AVM düşünün. Ondan böyle üst katına kadar çıktık böyle merdivenlerden falan. Hiç benim metre verme şeyim de yok ki, metrajım da yok. 15. 15 metre değil. Önümüzde bir 60 daha var. Ha, 15 metre geldik önümüz. Daha da 11 gelmedi mi? %. %. Evet, güncelleyeceğim sizi yaklaştıkça. Selfie. Bu sefer biraz daha hızlı ilerledik. Çok şey değil. Girmek üzereyiz neredeyse, göstereyim. Bir 10-15 dakikaya içeri gireriz. Biz geldik. En öndeyiz ama çok kenardayız. Önce nerede olduğunu. Bence güzel de. Sen göremeyebilirsin bu kolondan. Görürüm, görürüm. Yani orada da olduğunu varsayarsan görüyorum her türlü. Selam. Kameradan duymadığına yemin ederim. Bağıralım mı biraz? Şu mikrofonu var mı abi? Lütfen abone olmayı unutmayın. Biz yeni tanıştık. Çok eğleneceğiz. Selam görmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone. Buradan. Abone oluyoruz. Sen hala like atmadın mı? Yapıştır bakalım like'ı. Baget mi? Bir dakika. Işığı biraz yerde pena da buldum. Hem penan var hem evet, bagetin. Neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Ayrıca kendim de davul çalıyorum. Baget
Çok kalmasaydım ben. Ünlü olacağız. Umayı yeterseniz de dumanı yetecek. Evet harika. Evet, tebrik ederim. Görebilir miyim seninkinde? Burada. Çok şanslısınız. Çok tebrikler evet. Arkadaşlar. Çok öpüyorum sizi. İyi akşamlar. Biz alamadık. 10 milyon tane fena attı. 10 milyon tane şey yaptı. Şey bir tane bile yakalayamadık. Bizim tarafa dönmedi bile. Evet. Bakmadı bile. Evet. Olsun. Olsun. Yakalayan şey. İtiraf sayfasına yazar parayla satın alırız. Çocuk davulcuymuş bir de. Çok güzel. Aa, vay be şansa bak. Ve bugün de bitirdik. Bitti. Birazcık yoruldum tabii. Ayaktaydık saatlerce ama değdi. Çok güzeldi. Çok eğlendik. Kulaklarım çınlıyor. Ayaklarım zonkluyor. Ama güzel bir konser oldu. Teşekkürler Duman abi. Duman sahnede dinledikten sonra klasik tezahürat yapıldı. Sahneye çıkmayan bilmem kimci olsun diye. Sonra geri çıktı Duman. Ve çok güzel 3 tane daha parça söyledi. Teşekkür ederim bu vlogta yanımda olan herkese. Güzel eğlendik. Bana şirketiniz için çok teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Severseniz günlük vloglarımıza devam ederiz. Love you guys. Please subscribe. Bye.